İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki devletlerin kendi kaderini tayin hakkı konulu çevrim içi etkinlik. Azerbaycan ordusu Vartenis yakınlarındaki Ermeni mevzilerine saldırdı. Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Savunma Bakanları Moskova'da buluşacak. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın faaliyetleri, sorunları ve gelecek planları. Batı Ermenistan'ın güneydoğu bölgelerinde Afgan göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Batı Ermenistan'ın Van ilinde ortaya çıkan buluntular Urartu öncesi tarihine ışık tutacak. Yerli Şerpalar Ararat Dağı'nda dağcıların en büyük yardımcısı. Tamil Halkları Aktivistlerinin Forumu 31 Temmuz'da Fransa saatiyle 16'da işgal altındaki devletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı başlıklı bir konferans çevrimiçi düzenlenecek. Forumun moderatörlüğünü Profesör Arokia Sami yapacak. Forum Tamil Nadu'da Madras Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Açılış konuşması Bayan Nisha Peiris tarafından yapılacak. Esas konuşmacı, bağımsız, demokratik, adil ve uluslararası düzenin teşviki konusunda Birleşmiş Milletler uzmanı Bay Livingstone Savanyana olurken, forumun konuşmacılarından biri de Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan olacak. Forum, Küresel Tamil Hareketi tarafından, Baharatı Derneği, Fransa Tamula Kültür Merkezi ve ECOSOC tarafından akredite edilmiş STK'lar ile işbirliği içinde düzenlenecek. Demokratik, adil bir uluslararası düzenin teşviki konusunda bağımsız bir Birleşmiş Milletler uzmanı olan Bay Livingstone Sevanyana ile de bir görüşme planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Gelarkunik bölgesindeki askeri duruma ilişkin bilgileri güncelledi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisine göre Ermeni mevzilerine saldıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimleri geri püskürtüldü. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan sınırının diğer tüm bölümlerindeki durum istikrarlı ve Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hattının kuzeydoğu Sotk-Verinşorja yönünde bulunan Ermeni mevzilerine saat 4 civarında saldırdı. Saat 8.30'da Ermeni tarafında 3 şehit ve 2 yaralı bulunuyor. Bakü ise şimdiye kadar sadece 2 yaralı olduğunu bildirdi. Çatışmalar devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum 12 Mayıs'ta tırmandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesinin Sevliç Karagöl bölgesinde konuşlanan Azerbaycan ordusu Ermeni topraklarına girmeye çalışıyor. Benzer bir durum Vartenis yakınlarındaki Gegarkunik bölgesinde de yaşandı. Olaylar düzenli olarak bölgenin farklı yerlerinde gerçekleşiyor. 25 Mayıs'ta Ermeni Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sözleşmeli asker çıkan çatışmada şehit düştü. 14 Temmuz gecesi düşman mevzilerini ilerletmeye çalışırken Yeras yönünde ateş ediyordu. Ermeni Silahlı Kuvvetleri bu girişimleri engelledi ancak çatışmada bir Ermeni askeri şehit düştü. Batı Ermenistan makamları durumu yakından izliyor ve Ermeni nüfusunu korumak için uygun kararları almaya hazırdır. Moskova'da Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlarının katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması planlanıyor. Toplantı bugün gerçekleşecek. Interfax, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun 27 Temmuz sabahı Rusya'nın başkentine gelen Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Arshak Karabetyan ile Moskova'da bir araya geldiğini bildirdi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV yayınında Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Müdürü Rafik Ortoşan, Batı Ermenistan'ın eyaletleri ve köylerinde yapılan çalışmaları anlattı. Vakfın geçtiği yolun, kazılar sonucu ortaya çıkan antik haçkarların, kiliselerin ve kalıntılarının fotoğraflarını sundu. Cavak ve Artsakh'ta yapılan çalışmalara değindi. Oradaki buluntuların Ermeniler için bir kültür pasaportu olmasının önemine değindi. Hem vakfın hem de Ermeni kültürünün korunmasına ve tanınmasına katkıda bulunan çeşitli hayırseverlerin çabalarıyla bu yıllarda yayınlanan kitapları sundu. Batı Ermenistan'ın Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 86 yabancı uyruklu yakalandı.
Muradiye, Erciş Karayolu'nda denetim yapan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, iki minibüsteki 86 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Afganistanlılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ayrıca ilçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Gürpınar ilçesindeki İremir köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntular, Ararat Krallığı öncesindeki dönemlere ilişkin yeni bilgilerin elde edilmesine yönelik beklentileri artırdı. Yürütülen çalışmalarda antropolog, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan 20 kişilik ekip yer alıyor. Geçen yıl yüzey araştırmaları sırasında keşfedilen höyükte başlatılan kazılar sırasında erken Tunç çağına ait yaşam alanını ortaya çıkaran kazı ekibi bu yılda kentin tarihine ışık tutacak yeni bulgulara ulaştı. Kazı ekibi defineciler tarafından daha önce kazılan bölgede yapılan çalışmalarda yeni çanak çömlek ve seramikleri gün yüzüne çıkardı. Höyüğün farklı noktalarında demir çağ ve erken Tunç çağının birleştiği tabakalar var. Bunun özellikle Van'ın Urartu dönemi öncesinin yeniden tarihlendirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Dağcılık alanında önemli dağlar arasında yer alan Ararat Dağı'na tırmanmak için dünyanın dört bir yanından Batı Ermenistan'a gelen dağcıların en büyük yardımcıları bölgede yaşayan köylüler oluyor. Tırmanış boyunca sporculara ihtiyaç duydukları kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet veren yöre halkı, dağcıların zirve heyecanına rehberlik yaparak ekonomik kazanç elde ediyor. Yüksekliği 5137 metre olan Ararat Dağı'na dünyanın ve yurdun farklı noktalarından gelen dağcılar ilgi göstermeye devam ediyor. Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3200 metre, ikinci gün 4200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor. Şerpalar, Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan etnik bir grup. Onların görevi Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak. Sevgili yurttaşlar, eğer siz de Ararat Dağı'na tırmanmak istiyorsanız şimdi en uygun zamanı. Ayrıca orada yalnız ve çaresiz kalma ihtimali de bulunmuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gevok Dabagyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sona Yar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.